Manşete hoş geldiniz. Bir haftalık Belçika turundan sonra köklü dükkanına döndük. Üç gün kadar daha buradayız. Sonra bir başka seyahatim daha olacak. Fakat yayınlar yaz boyunca kesilmeden devam edecek. Gündemi takip etmeyi sürdüreceğim. Çünkü bu bir tür bizim koşumuz, bizim mücadelemiz, bizim maceramız bir bayrak yarışı olduğu kadar da adeta bisiklete binmek gibi durduğunda düşersin. Durduğumuzda ara verdiğimizde e, uzaklaşıyoruz ve bir daha tekrar toparlamak zaman alıyor. Ondan dolayı e, kesintisiz, ara vermeden, e, tabii zorunlu tatiller dışında, bayram tatili olabilir ya da hafta sonu tatil olabilir, sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi bu diyalog yeni gibi geliyor size ya da güncel gibi geliyor ama aslında öyle değil. 10 yıl önceden bir gazete kupürü bu. Açız bakanım aç diyor karşısındaki İçişleri Bakanı'na. Vatandaş. Diyalog aynen gerçekleştiği gibi. Hafta sonu e, memleketi Erzurum'a gidiyor. 17 Şubat 2014. Bu 17 Aralık'ın üzerinden 2 ay geçmiş hatırlatırım. O zamanın İçişleri Bakanı Efkan Ala. Şu anda da AKP Genel Başkan Vekili galiba. Bilmiyorum. Hınıs'a gidiyor. Memleketi yani düşünün. yani Memleketinde böyle bir tepkiye maruz kalıyor. 4 çocuk babası Hikmet Çerçi asgari ücretten dolayı tepki gösteriyor bakana. Ve mevsimlik işçi olduğunu, 800 lirayla geçinemediğini söylüyor. Açız diyor, aç. Dört çocuk var, geçinemiyoruz. Çocuk yap diyor başbakan. Nasıl yapacağız? 800 liraya nasıl geçinilir? Efkan Allah sinirleniyor tabii. Sen bağıracaksan bağır, ben onu dinlerim ama işte beni dinleyeceksen söyleyeyim, dinlemeyeceksen bağır falan böyle üst perdeden. Ta o zaman böyleydi zaten. Bak oy veriyorsun kardeşim senin bildiğin daha iyi bir çare varsa söyle. Ben de başkasına 800 liraya iş bulmaya çalışıyorum. Bak mutlu ol diyor 800 lirayla. Ekonomiyi büyüteceğiz. Biz de istiyoruz. Daha fazla yapalım. Daha fazla ekonomiyi büyütelim. Şimdi biz büyürken, biz büyütürken siyasi iktidar ekonomi büyüsün derken Ankara'larda orada burada nelerle karşılaştığımızı sen de görüyorsun değil mi? 17-25'e vurgu yapıyor. Bak biz sadece sizin problemlerinizle bir yere getirelim diyoruz. Bir de şeytan ta taşlamakla uğraşıyoruz. Diyalog da öyle. Dört çocuk var geçinemiyoruz. Açız bakanım aç. Senin bildiğin bir çare varsa söyle. Bizler şeytan taşlamakla uğraşıyoruz diyor. 10 yıldır bitmedi o taş. Şeytan taşlama. Ve Euro kuru. Türk lirasına karşı tarihinde ilk defa bugün, ilk defa 37 lira yaşarak rekor kırdı. Hayırlı olsun. Bu arkadaşlar, bu dübelekler şeytan taşlamaya devam ediyorlar 10 yıldır. O gün de vatandaş açız bakanım aç diye inliyordu. Şimdi artık bütün millet elini kaldırmış. Bu iş ancak seçim temizler diyor. Şimdi önceki gün ekrana getirmiştim. Sonar anketinde üstte görülüyor çıplak. Yani şey dağıtılmamışken, kararsız oylar dağıtılmamışken %18 görülüyor AKP anketi Sonar anketinde. Başka şeyler de sormuş Sonar bu araştırmada. Ekonomideki gidişat erken seçimi getirir diyor Sonar analizinde. Katılımcılara erken seçim yapılmalı mı diye sorulmuş. %51.4 yapılmalı demiş. En önemli sorun nedir diye sorulmuş. %55 ekonomi demiş. Ve sonların analizi şu. Uzun süredir ekonomi Türkiye'de toplum yaşamını temelden etkiliyor. En önemli sorun bu durumun bir yıl daha devam etmesi halinde iç siyasette ilginç ve önemli gelişmeler yaşanabilir. Yani böyle yazıyorsa analizinde çok daha serti söz konusu demektir. Bunlar yumuşatılmış laflar. Son bir yılda parasal durumunuzda İyileşme mi yaşadınız yoksa gerileme mi diye sorulmuş vatandaşa. %72'si gerileme yaşadım diyor. Fakirleşmiş yani %72'si. Gelecek 6 ay içinde asıl can alıcı soru bu. Gelecek 6 ay içinde Türkiye ekonomisi iyiye mi gider, kötüye mi gider? buçuk kötüye gider diyor. Halk fakirleşmiş, bir yıl daha sürdürülemez, kötüye gider diye düşünüyor. Zaten çıplak 18'i, sadece 18'i, %18'i AKP'ye oy veriyor. Ondan da, şundan da emin olun 18'de AKP'den ne mal alan kesim. Ya zenginleşen ya da işte efendim yardımlarla falan o giderse yardımlar kesilir diye düşünen kesim. Şimdi AKP'nin kuruluş yıl dönümüymüş. Yerin dibine basın AKP mi kaldı? Ama bu isimler işte uyarılarda bulunmuşlar efendim. Mesela Bülent Arınç koskoca bir ömrü heder Bülent Arınç. Bugün geldiğimiz noktada bir takım sıkıntılarımız var. Bak sen bazı konularda başarısız olduğumuzda itiraf etmeliyiz baba baba baba. Bu yüzden milletimiz farklı taleplerde bulunuyor. Son seçim sonuçları bunu kanıtlamaktadır ama bunu temizlerse AK Parti temizler diyor. Bir başka dübelek Yasin Aktay ki dava arkadaşı Cemal Kaşıkçı'ya sahip çıkamamış isimdir. AKP ciddi yol ayrımındadır. Mevcut zaaflarını hiçbir komplekse girmeden yerinde teşhis edip cesaretle tedavisine girişmesi gerekiyor. Bak sen nasıl olacaksa. Bu dübelekler. Orhan Miroğlu bir başka dübelek. Öyle yani. Musa Anter'in yanında sağ kalan isimdir. Musa Anter katledilirken bir faili meçhulle. Türkiye davasının peşinde olan AKP'liler bugün zor durumda. AKP'nin tuhaf zamanlarından geçiyoruz. Bu kuruluş paradigmasından uzaklaştığımız tuhaf zamanlar. Yeni uzaklaşmış arkadaş. Bir başka dübelek Metin Erse şunu söylüyor. Yani bu adamı şey insan yerine koyup buraya getirmem de. E, fakat bir şeye dikkat etmek için çekmek için getirdim. Millet Partisi'nden Devlet Partisi'ne dönüştürdü dönüştü diyor. Millet Partisi'nden Devlet Partisi'ne AKP'yi dönüştürenler son kertede AKP'yi milletten kopardılar. Devam. AKP tezelden bürokratik memur zihniyetinin hakimiyetine ve kendi içinde oligark gibi davranan siyasetçilerin varlığına son vermelidir. Şimdi 17-25 vurgusu yaptım ya o zaman istifa eden İdris Naim Şahin eski bakan dar oligark bir ekibin AKP'yi yönettiğini ve AKP politikalarına şekil verdiğini söylemişti. Bundan 10 yıl 6 ay önce 10 yıl 8 ay önce. Şimdi aynı noktaya bu dübelekler gelmiş durumdalar. Ondan dolayı diyorum ki esasen çok daha ağırları söz konusu da e, söylemiyorlar. Yani sadece bir iki cümleyle geçiştirmişler. Sonra da teşelli şeysi gibi ya da aman başımıza bir şey gelmesin şeyinde bunu düzeltirsek biz düzeltiriz. Ya e bir takım sorunlarımız var falan. Külahım anlat onu. Gündem bu Dilruba. Eleştirdiği için tutuklanmış hem de iki defa. Gazete Penceresi manşeti çok güzel. Dün yakalayamamışız bunu. Hem Cumhurbaşkanlığı hakaret hem de halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Ne dedi? Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için, beyni emcüklenmiş birer gerizekalılarsınız dediği için. Hem Cumhurbaşkanı'na hakaret hem de millete. Ben röportajında herhangi bir devlet makamını şahsı hedef almadım filan diye de bugün sor soruşturmasını yapmış. Zaten herhangi bir şeyi de kastetmediği görülüyor. Fakat CHP'nin Özgür Özel'den sonra Özgür, Özel, Özgür Özel'i aratmayan grup başkan vekili Ali Mahir Başarış işte efendim bir, bir sürü şey. Türkiye dünyanın neresinde insanların sosyal medya hakkı engelleniyor? Ne güzel konuşmuş ya. Yani ağzından bal damlıyor. Bir faşizm varsa bu karardır. Bir faşizm varsa sarayda oturandır. Artık edep diyorum falan. Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında. Saatler geçmeden gözaltına alınıyor, gün doğmadan tutuklanıyor. Böyle bir şey olabilir mi sevgili seyirciler? Ali Mahir Başarır Özgür Özel'in arkadaşı, kankisi yan yana. Özgür Özel de genel başkanlık koltuğuna oturunca ona verdi grup başkan vekilliğini. Aman dedi beni aratma, o da onu aratmıyor. <laughs> yani anca konuşuyorlar bik big big yani. Başka bir şey değil yani. Peki Özgür Özel ne demiş? Dilruba tutuklanmış, kabul edilemez. Dilruba'nın tutuklanmış olması kabul edilemez. Bak sen ya büyük laf ya. Kabul etmiyoruz bunu. Tamam. Reddediyoruz. Budur. Yurttaşa söz hakkı yok. Sanki bugüne kadar vardı. Şimdi ilk defa. Cumhuriyet manşetten böyle diyor ya. Bakın tepkiniz böyle olacak. Eğer rejimin suç kabul ettiği argümanların üzerine üzerine gitmiyorsanız teker teker avlarlar. Eğer üzerine giderseniz ve bunu yaparsanız o zaman o kolektif olduğu için, kolektif bir davranış, kolektif bir eylem, kolektif bir söylem olduğu için suç olmaktan çıkar. Bu sizin elinizde. Bunu da çok iyi biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz, yapamazsınız. Özgür Özel çıksaydı Dilruba Kağan'ın o söylediği lafların aynısını kelime kelime söyleseydi herkes için herkese de bunu yapmasını tavsiye ediyorum deseydi ne olurdu? Dilruba yalnız değil mesajı verirdiniz. El alemin Arabı ölüyor biz neden yas tutuyoruz lafını paylaşıma dolaşıma soksaydınız ve herkes bunu paylaşsaydı bundan dolayı o kadının başına bir şey gelmezdi. Diğer dediği laflarla da ilgili olarak. Takipsiz Suriyeli kalmayacak. Şimdi İçişleri Bakanı Yerlikaya daha önce 3 milyon 103 bin, 3 milyon 103 bin Suriyeli olduğunu belirtmiş ve bunun 729 bininin adresinde olmadığını söylemişti. Yani bir şekilde radarda değil, kayıt altında değil, çıkmış radarımızdan. 3 milyonun 700 bini. Küsüratı atarak söylüyorum. 3 milyonun 700 bini. Yani Dörtte biri neredeyse. Şimdi de takipsiz Suriyeli kalmayacak diye sabaha konuşmuş şu bu filan. Şimdi siz gücünüzü, enerjinizi, ekiplerinizi dilruba gibi insanların üzerine salarsanız, kendi halinde insanların kapılarını koçbaşıyla falan kırıp onların üzerine salarsanız ya da efendim yol çevirmelerinde şurada burada insanları toplarsanız ya da bütün istihbaratınızı ve bütün gücünüzü, bütün enerjinizi bir grubu bir zümreyi KHK'lı olsun olmasın onun çevresi filan etraf neyse sıkın şey tutup daraltıp bütün enerjinizi oraya verirseniz ondan sonra 729 bin Suriyeli de adresinde değil başka yerlerde elini kolunu sallayarak gezer. Bir de yalan söylüyorlar takipçi Suriyeli kalmayacak. Hem günahı kabul hem de yalan üfürme yani başka bir şey değil. Cem Toker günah çıkarmış. AKP'li İhsan Aktaş AK Parti'den önce hastaneler hasta kabul etmiyordu diye bir yalan üfürmüş. Sersemin önde gidene bunlar. Fakat ee, farkındalar. Yani üfürdükleri bu yalanı takip eden insanlar var. Bir de bu kadar uzun kalınca yaşı 30'un altında olanlar önceki dönemi hatırlamadığı için de onlara böyle yediriyorlar. Daha önce yedirdikleri şeyler gibi masal anlatıyorlar. Masallarla büyüttükleri gençleri masallarla avutuyorlar. Her türlü masal, tarihi, ideolojik fark etmiyor. Onların karşısındakiler de masal anlatıyor ayrı bir konu. Ama yeri geldikçe oraya da giriyorum. Masallarla büyütülüyor Türkiye gençliği. Hemen tamamı yani. Herkes kendi mahallesine, kendi mahallesinin veya kendi e, e, öyküsünü bir şekilde masallaştırıp anlatıyor yani. Şimdi Cem Toker demiş ki bir kere de olsa ben bu zatla TV tartışma programına katıldım. Kendimden utanıyorum, takipçilerimden özür dilerim. Şahane alkışlıyoruz. Ama bir dakika yani bunun gibi başkalarıyla da hala katılmaya devam ediyorsun. Yani yani katıldığın diğerleri bunlardan farklı değil ki. Bundan farklı değil ki. Aynı kafa, aynı zihniyet. Mehmet Şahin'in ajansına TR724'te katılan Emin Şirin bir bilgi olarak aktarıyorum. Gele Gelecek Partisi'nin önemli sayıdaki milletvekili toplantı yaptıkları AKP yönetiminden Sayın Davutoğlu hariç hepiniz gelebilirsiniz cevabı aldı demiş. Enteresan bir kulis paylaşıyorum. Ee, bu milletvekili transferleri, başkan tra transferleri, belediye başkanlığı transferleri şu bu falan çokça konuşuluyor. Ee, bakalım zaman içerisinde göreceğiz. AKP başta bahsettiğim erimeyi bu tür şovlarla tolere etmeye çalışıyor ve en azından mecliste filan tam sağ pres ee, sadece karşımda CHP kalsın. CHP'de zaten Ali Mahir başarır falan. Kontrol edilebilir bir durumda. Böyle bir şey kabul edilemez falan modunda. Özgür Özel vesaire. Ee, dolayısıyla diğerlerini tek tek avlıyor. Yani yeniden refah olsun. Oradaki milletvekillerine kancayı takmış durumda. Gelecek olsun, deva olsun filan. Yani en son Şanlıurfa Belediye Başkanı yeniden Refah Partisi'nden Kasım Gülpınar da e, AKP'ye geçmeyi değerlendiriyormuş. Durum böyle yani bir yönüyle de AKP mahallesi siyaseti e, önümüzdeki 4-5 yılı daha net görebilmek açısından iktidarın kanatları altında olmayı tercih ediyor edebilir. Manşette son not hatırlarsanız e, bir profesör sınava girmiş ve bir şeyi test etmek için yani test ettiği şey de sınav sistemi berbat ve bu sınav sistemiyle insanlar olmayan netlerle ya da eksi netlerle istedikleri üniversitenin istedikleri fakültesini kazanıyorlar. Eksi 1.75 netle. YÖK açıklama yapmış. İlgili profesörün kamuoyunu yanıtmaya çalışırken söylediği gibi eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşilemez. Güzel değil mi? Fakat devamındaki ifadeye bakıyorsunuz, ifadelere bakıyorsunuz o daha da büyük skandal. Biraz anlıyorsanız bu eğitim işlerinden. İlgili kişinin alan yeterlilik testi matematik ve fen bilimlerinden 5,5 neti. Temel yeterlilik testi Türkçe ve sosyal bilimlerden 35 neti. Türk dili ve edebiyatı tarih ve coğrafyadan 15 neti. Yani puanının hesaplamasında kullanılacak 55 neti vardır. 55 netle fiziği kazandı diyor. Bu 55 netin de 35'i Türkçe sosyal bilimler, Türk dil edebiyatı, tarih, coğrafyada 15'i. Yani topla 50. Yani 55 netin 50'si tamamen Türkçe ve sosyal bilimler diyebilirsiniz. Sözel puan yani eski ifadesiyle. Sözelle fiziği kazanmış. <laughs> Böyle oldu diyor yok. Bak geliyorum daha bitmedi. Söz konusu adayın sayısal puanı hesaplamasında AYT matematik testinden 3.75 neti, fen bilimleri testinden 0.5 fizik ve 1.25 biyoloji neti olduğu için puanı böyle hesaplanmıştır. Adayın işaretlediği fizik sorularının tamamı yanlış dahi olsa biyoloji ve matematik neti SAA neyse SAY neyse say puanının hesaplanmasında etkili olacaktır filan falan. Yani diyor ki Tamam eksi 1.75 fizik neti var ama diyor 3.75 matematik neti var. Fen bilimlerinde 0.5 işte 1.25'te biyoloji neti var. 5 neti var diyor. Onunla diyor oldu. Bir de diyor öbür tarafta da diyor 50 Türkçe sosyal bilimler neti var. Yani yok. Kabul etmiş. Eksi 1.75 netle fizik bölümüne, fizik netiyle fizik bölümüne yerleşmesini kabul etmiş. Evet diyor, yerleştirdik. Neyle yerleştirdik? 50 Türkçe sosyal bilimler netiyle. Türkçe sosyal bilimler netiyle fizik bölümüne yerleştirdik bu profesörü diyor. Evet, skandal, skandal, skandal. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Hafta ortası çarşamba manşeti. Perşembe tekrar buluşmak umuduyla.